Üç Ölüm. Yazan Lev Nikolayeviç Tolstoy. Seslendiren Burak Aşkın. Sonbahar mevsimiydi. İki araba geniş yolda koşturup duruyordu. Arabalardan öndeki posta arabasıydı. Bu arabada iki kadın vardı. Biri ince yapılı, narin, soluk yüzlü bir hanımefendi, diğeri ise kırmızı yanaklı ve tombul hizmetçisi. Hizmetçinin kısacık kuru saçları, rengi solmuş şapkasının altından sürekli dışarı çıkıyor, kızcağız delik eldivenli, soğuktan kıpkırmızı elleriyle rüzgarda uçuşan saçlarını durmadan düzeltiyordu. Atkısıyla örttüğü iri göğüsleri, gençliğinin ve sıhhatinin belirtileriydi. Hayat dolu siyah gözleri, ya pencerenin ötesinde hızla geçen tarlalarda kendine bir yol arıyor, ya hanımına çekinerek bakıyor, ya da arabanın çeşitli yerlerinde kaygıyla dolanıyordu. Hanımefendinin arabanın tavanında asılı duran şapkası bir ileri bir geri gidip geliyor, sanki burnuna değecekmiş gibi oluyordu. Dizlerinin üstünde sevimli bir köpek yavrusu vardı. Ayaklarının hemen altındaysa döşemede duran bir kutu. Arabanın her bir sert hareketinde yayların çıkardığı gıcırtıyla ona eşlik eden camların şıngırtısına uyacak bir şekilde bu kutuyu sessizce tıkırdatıyordu. Hanımefendi ise ellerini dizlerinin üstüne yerleştirmiş, gözlerini yummuştu. Sırtını yastıklara dayayarak oturuyor, usul usul sallanıyordu. Ara sıra yüzünü belli belirsiz buruşturarak derinden derine öksürüyordu. Beyaz bir başörtüsü, ince sarımtırak boynuna bağladığı mavi bir eşarbı vardı. Sarı saçlarını ikiye ayıran düzgün bir ara çizgisi, başörtüsünün altına doğru gelen saçlarını ikiye ayırıyordu. Bu geniş çizginin beyazlığında ölümü düşündüren soğuk bir hava vardı. Solgun, biraz da sararmış derisi, yüzünün ince ve düzgün girinti çıkıntılarını gevşek bir şekilde sarıyor, elmacık kemikleri üzerinde hafifçe kızarıyordu. Dudakları kuruydu, durmadan kıpırdanıyorlardı. Seyrek ama biçimli kirpikleri kıvrılmadan dik dik duruyordu. Mantosu düşük göğsünde düz çizgiler yapmıştı. Gözleri kapalıydı. Ancak bu haliyle bile yüzü yorgunluğu, gerginliği ve çoktandır çekmeye alıştığı bir acıyı anlatır gibiydi. Uşaksa önde dirseklerini iki yana dayayarak arabacının yanında uyukluyordu. Posta arabacısı keyifli keyifli bağırarak ter içinde kalmış atları sürüyor, arada sırada arkadaki kupa arabasında bağırıp duran öbür arabacıya dönüp bakıyordu. Tekerleklerin geniş izleri çamurla kaplı yolda biçimli iki çizgi halinde uzayıp gidiyordu. Gökyüzü griydi ve soğuktu. Çevredeki tarlalara ve balçık kaplı yola rutubet kokan bir karanlık çökmüştü. Arabanın içi kolonya ve toz kokusuyla dolu ve boğucu bir şekilde sıcaktı. Hasta başını geriye atıp gözlerini yavaşça açtı. İri gözleri ışıl ışıldı. Çok güzel, koyu bir rengi vardı gözlerinin. Ayağına hafifçe değen hizmetçisinin mantosunun ucunu güzel, zayıf eliyle sinirli sinirli iterek "Öf, gene uyandırdın beni," dedi. Ağzı tuhaf bir şekilde çarpıldı. Matryoşa iki eliyle birden mantosunun eteklerini topladı. Güçlü bacakları üstünde doğrulup biraz geriye oturdu. Taze yüzü parıltılı bir kızıllığa büründü. Hastanın güzel koyu gözleri hizmetçinin hareketlerini kıskançlıkla izliyordu. O da iki eliyle oturduğu yere dayandı. Daha arkaya oturmak için doğrulmak istedi ama buna gücü yetmedi. Ağzı çarpıldı. Zavallı bir insanın kötücül, karanlık, alaycı ifadesi yayıldı yüzüne. "Biraz yardım edeyim demezsin değil mi?" diye söylendi. "Ah, istemez istemez. Kendim kalkarım. Yalnız arkama şu çuvallarını koyma lütfen. Tamam yeter. Beceremiyorsan bırak daha iyi." Gözlerini kapadı. Sonra yeniden açarak hizmetçisine baktı. Matryoşa da ona bakarken kırmızı alt dudağını ısırıyordu. Hastanın göğsünden derin bir ah yükseldi. Ama bir iç çekişi daha sona ermeden öksürüğe dönüştü. Kadın yüzünü geriye çevirdi, buruşturdu. İki eliyle göğsünü tuttu. Öksürüğü geçince gözlerini yeniden yumdu. Kımıldamadan oturmayı sürdürdü. Matryoşa atkısının altından tombul elini dışarı çıkardı. Göğsünde ıstavroz çıkardı.
Hanımefendi hemen gözlerini açarak sordu. Nedir o? Neden ıstavroz çıkardığını soruyorum sana. Kilise gördüm de efendim. Hasta kadın yüzünü pencereye döndü. Arabanın çevresini dolaştığı büyük bir köy kilisesine dik dik bakarak usulca ıstavroz çıkarmaya başladı. Posta ve kupa arabaları arka arkaya hanın önünde durdular. Kupa arabasından hasta kadının kocasıyla doktoru inerek posta arabasına yaklaştılar. Doktor kadının nabzına bakarken, "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" diye sordu. Kocası da Fransızca, "Nasılsın dostum? Yorulmadın ya," dedi. "İnmek ister misin?" Matryoşa çıkınları topladı. Konuşulanları dinlememek için bir köşeye çekildi. Hasta kadın arabadan inmeye niyetli görünmüyordu. Kocasının sorusuna, "Pek iyi değilim," diye karşılık verdi. "Her zamanki gibi. Siz gidin, ben arabada kalacağım." Kocası biraz daha bekledikten sonra hana doğru yürüdü. Matryoşa arabadan fırlayıp çıktı. Çamurların içinden ayaklarının ucuna basa basa hanın kapısına doğru koştu. Hasta pencerenin önüne dikilen doktoruna, "Kendimi iyi hissetmiyorum ama bu sizin kahvaltı yapmanıza engel değil. Buyurun siz de gidin," diyerek hafifçe gülümsedi. Doktor onun yanından sessizce uzaklaşıp hanın merdivenlerinden çabuk çabuk tırmanırken kadın kendi kendine söyleniyordu. "Hiçbirinin bana aldırdığı yok. Sağlamlar hastanın halinden ne anlar? Aman Tanrım." Hasta kadının kocası doktorla karşılaşınca ellerini neşeli bir gülümsemeyle ovuşturdu. "Bakın Edvard Ivanoviç, yemek sepetini getirmelerini emrettim. Bir şeyler atıştıralım mı? Ne dersiniz?" "İyi olur derim." Adam sesini alçaltıp kaşlarını kaldırarak sordu. Hastanın durumu nasıl?" "Söylemiştim. Değil İtalya'ya, kesinlikle Moskova'ya bile yetişemez. Hele bu havada." Hastanın kocası yüzünü bir eliyle kapadı. İnler gibi, "Ne gelir elden. Ah, aman Tanrım, aman Tanrım," dedi. Sonra da yemek sepetini getiren adama seslendi. "Buraya getir." Doktor pişmanlıkla omuz silkti. "Karınızı keşke yerinden hiç kıpırdatmasaydık. Evinizde kalsaydı daha iyi olurdu." Öbürü kendini savunmaya çalıştı. "Söyleyin Allah aşkına, ben daha ne yapabilirdim? Biliyorsunuz, evde kalması için ne kadar çok uğraştım. Etkili ilaçlardan, yalnız bırakmak zorunda kalacağımız çocuklardan, işlerimin çokluğundan söz ettim. Beni dinlemek bile istemedi. Sağlam biriymiş gibi yurt dışında yaşama hayalleri kuruyor. Kendisine durumu açıkça söylemek doğaldır ki onu öldürmek olurdu." "Vasili Dimitriç, şunu iyice bilin. Karınız artık ölmüştür. Akciğerleri olmazsa insan yaşayamaz. Akciğerse yeniden büyümez. Üzücü bir durum ama ne yaparsınız? Bizim çabamız son dakikalarını elden geldiğince rahat geçirmesi içindir. Ayrıca bir de papaz bulmamız gerekiyor." "Ah, aman Tanrım. Ona son olarak ne istediğini sorarken düşeceğim hali gözünüzün önüne getirin. Ne derseniz deyin, ona bunu söyleyemem. Ne kadar iyi bir insan olduğunu siz de biliyorsunuz." Başını anlamlı anlamlı sallayan doktor, "Gene de onu yolculuğa kışın çıkmaması konusunda ikna edin. Yoksa yolda işi bitik," dedi. Hancının kızı başına kışlık atkısını atmış, arka merdivenin çamurlu sahanlığında tepinerek bağırıyordu. "Aksiyuşa, Aksiyuşa, hadi gel. Hasta hanımefendiyi görelim. İnce hastalıktan Avrupa'ya götürüyorlarmış. Ömrümde hiç veremli görmedim." Aksiyuşa eşikten atladı. İkisi el ele tutuşarak dışarıya çıktılar. Yavaş adımlarla posta arabasının yanından geçerlerken perdesi inik pencereye baktılar. Hasta onlara başını döndürdü. Ama iki kızın kendine baktığını fark edince kaşlarını çattı. Yüzünü arkaya çevirdi. "Vay anacığım," dedi hancının kızı. "Ne güzel, pırlanta gibi bir kadındı. Ama şimdi mum gibi erimiş. İnsan bakmaya korkar. Sen de gördün değil mi Aksiyuşa?" Aksiyuşa onu doğruladı. "Ah ah, ne kadar da çökmüş. Gözleri iyice çukurlarına kaçmış. Hadi bir daha bakalım." İşte yüzünü arkaya çevirdi. "Ama ben gördüm.
Çok yazık. Sen de acıdın mı Maşa? Maşa, arkadaşının sorusuna cevap olarak "Öf, ne çok çamur var," dedi. Sonra ikisi yan yana hana doğru koştular. O sırada hasta şöyle düşünüyordu. Anlaşılan korkulacak biri olmuşum. Hemen yola çıkmalıyım. Çok geçmez yurt dışında iyileşirim. Lokmasını çiğneye çiğneye posta arabasına yaklaşan kocası "Nasılsın?" diye sordu bir daha. Hasta kadın "Hep aynı soru. Durmadan da yer içer," diye düşündü. Dişlerinin arasından "İşte şöyle böyle," diye mırıldandı. "Korkarım bu havada yollarda daha kötüleşeceksin." Edward Ivanoviç de aynı kanaatte. "İstersen geriye, evimize dönelim." Kadın öfkeli öfkeli susuyordu. "Hava düzelir, yollar bataklık halinden kurtulur. Sen daha da iyileşirsin. O zaman hep beraber gider, güzel bir tatil geçiririz." "Beni bağışla. Seni hiç dinlemeseydim şimdi çoktan Berlin'deydim. Üstelik tamamen iyileşmiştim," dedi kadın. "Ne yaparsın Melih'im? Biliyorsun o zaman fırsat bulamadık. Ama şimdi bir ay daha dişini sıksan iyice düzelirsin. Ben de işlerimi düzene koyduktan sonra çocuklarımızı yanımıza alır." "Çocuklar turp gibi. Bense değilim." "Biraz anlayışlı ol şekerim. Bu hava sağlığına hiç yaramaz. Yolda iyice kötüleşebilirsin. Hiç olmazsa evde..." Hasta kadın kocasının sözünü yine sertçe kesti. "Evde ne? Evde ölmek daha kolay mı demek istiyorsun?" Ama ölmek sözü onu korkutmuş olmalı ki kocasına yalvarırcasına sorar gibi baktı. Adam gözlerini önüne indirdi. Sustu. Kadının ağzı çocukça büzüldü. Gözlerinden yaş boşandı. Kocası atkısına sarılarak arabadan uzaklaştı. Kadın, "Hayır, gitmek istiyorum," dedi. Gözlerini göğe kaldırdı. Ellerini kenetledi. Kendi kendine şu sözleri fısıldamaya başladı. "Ulu Tanrım, bütün bunlar neden? Neden kulunun çektiği bu acılar?" Gözlerinden durmadan yaşlar akıyordu. Tanrı'ya uzun uzun yalvardı, yakardı ama göğsü hep ağrıyor, sıkışıyordu. Gökyüzü, tarlalar, yol hep öyle kül rengi ve bulanıktı. Sonbaharın sisi çamurlu yollara, damlara, posta arabasına, gür, neşeli sesleriyle konuşarak posta arabasını yağlayan, şuraya buraya koşuşan arabacıların tulumlarına iniyor, her şeyi boz bir renge boyuyordu. Araba koşulmuştu ama arabacı ağırdan alıyordu. Adam bir ara arabacıların kaldıkları kulübeye daldı. Burası bunaltıcı derecede sıcak, karanlık bir yerdi. Havası ağırdı. İçerisi pişmiş ekmek, kapuska, koyun postu ve insan kokuyordu. Küçücük izbeye 5-10 arabacı doluşmuştu. Aşçı kadın ocağın yanında yemek işleriyle uğraşıyordu. Fırının üstündeyse koyun postlarına sarılmış hasta bir adam yatmaktaydı. Kırbacı kemerine soktu. Tulum giymiş genç arabacı odaya girince hastaya "Hivedor dayı!" diye seslendi. Arabacılardan biri "Ne bağırıp duruyorsun kalın kafalı? Görmüyor musun adam hasta? Fetka ile bir alıp vereceğin mi var? Hadi git, seni arabada bekliyorlar!" diye çıkıştı. Saçlarını arkaya atıp kemerindeki eldiveni düzelten delikanlı diğerini "Çizmelerini isteyecektim. Kendiminkiler iyice eskidi de!" diye cevapladı. Sonra ocağa doğru yürüdü. "Hey, Hivedor dayı, uyuyor musun?" Zayıf bir ses oradan "Ne var, ne istiyorsun?" diye karşılık verdi. Sonra kızıl, sıska bir yüz fırının üzerinden eğildi. Kıllarla örtülü, zayıf, sararmış elleriyle kirli gömleğini, sivri omzu üzerinden sarkan cepkenini düzeltti. "Su verin bana." "Sen ne istiyordun yeğenim?" Delikanlı bir çanak su verdi. Ağırlığını bir bacağından öbürüne devirerek "Şey Fetka, sana belki yeni çizme gerekmez şimdi," dedi. "Yola gitmeyeceksen onları bana verir misin?" Hasta adam yorgun başını içinde suyun ışıldadığı çanağın üstüne eğdi. Seyrek sarkık bıyıklarını loş suya daldırarak zayıf, kanmaz bir biçimde içti. Karma karışık sakalı kir içindeydi.
ölgün donuk gözlerini genç arabacının yüzüne güçlükle doğrulttu. Suyu içince ıslak dudaklarını silmek için elini kaldırmak istedi. Ama bunu yapamadı. Ağzını cepkeninin yenine sildi. Konuşmaksızın burnundan soluyarak gücünü toplamaya çalışırken delikanlı gözlerine süzgün süzgün bakıyordu. Genç arabacı, ''Yoksa çizmelerini bedavaya başkasına mı söz verdin?'' dedi. ''Yolda ayaklarım ıslanacak. Terslik bu ya. Hemen işim de var. Kendi kendime, bak Serega dedim. Gel sen Fetka'nın çizmelerini iste. Belki artık onun işine yaramaz. Yoksa kendin mi kullanacaksın çizmeyi? Hadi cevap ver bana.'' Hastanın göğsünde bir şey sıkışıp fırlamaya başladı. Adam ikiye büküldü. Gıcık verici, sonu gelmez öksürükten boğulacak gibiydi. Aşçı kadın ansızın kulakları çınlatırcasına öfkeyle bağırdı. ''Nasıl kullansın gayrı? İki aydır fırının üstünden inmiyor. Nasıl öksürdüğünü görmüyor musun? Zavallının ta içine işlemiş. Çizmeleri nerede kullanacak? Yepyeni şeylerle gömülecek değil ya. Zamanı çoktan geldi hani. Tanrım, sen bu ihtiyarın kusurlarını bağışla. Görüyorsunuz, nasıl öğürüyor. Onu başka bir eve mi götürmeli, ne yapmalı bilmiyorum. Böyleleri için hastaneler varmış diyorlar.'' Posta sürücüsü kapıdan seslendi. ''Hey, Serega, hadi arabanın başına gel, efendiler seni bekliyorlar.'' Serega, hasta ihtiyarın cevabını beklemeden gitmek istedi. Ama bir iki öksürükler arasında ona bir şeyler söylemek istediğini gözleriyle işaret etti. Öksürüğünü bastırıp biraz dinlenince, ''Serega, çizmeleri al.'' dedi. Sonra hırıltılı sesiyle, ''Yalnız ölünce mezarıma taş koydur.'' diye ekledi. ''Teşekkür ederim dayı. Çizmeleri alıyorum. Taşı da koyduracağım. Yemin ederim.'' Hasta bir daha zorlanarak, ''Bakın çocuklar, siz de işittiniz.'' dedi. Sonra gene iki büklüm eğilerek öksürmeye başladı. Arabacılardan biri, ''Tamam işittik.'' dedi. ''Serega, hadi git artık. Yoksa posta başı gene koşar gelir. Biliyorsun, hanımefendi ağır hasta.'' Serega, ayağına büyük gelen delik çizmeleri hızla çıkarıp iskemlenin altına fırlattı. Fyodor dayının yeni çizmeleri ayaklarına tıpatıp uymuştu. Bunlara baka baka arabaya doğru seyirtti. Serega arabanın sürücü yerine çıkıp dizginleri toplarken elinde boya çanağı tutan bir arabacı, ''Ne çizme ya?'' dedi. ''Getir şunu bir güzel boyayayım.'' ''Bedava verdi demek.'' Serega ayağa kalktı. Paltosunun eteklerini kıvırdı. ''Kıskandın mı? Bak hele şuna.'' Sonra kamçısını sallayarak atları sürdü. ''Hadi aslanlarım.'' Yolcuları, bavulları, öteki yükleriyle birlikte posta ve kupa arabaları kurşun rengi sonbahar sisinde yavaş yavaş gözden kaybolarak ıslak yolda koşmaya başladılar. Hasta arabacı havasız kulübede fırının üzerinde kaldı. Doya doya öksüremeden son gücünü toplayarak öbür yana döndü. Sessizleşti. Akşama kadar kulübeye girdiler, çıktılar. Öğle yemeği yediler. Hastadan hiç ses seda yoktu. Yatmadan önce aşçı kadın fırının üstüne tırmandı. Yaşlı adamın bacakları üzerinden gocuğunu çekti. ''Sen bana bakma Nastasya,'' dedi hasta. ''Çok sürmez. Köşeyi boşaltırım.'' ''Ziyan yok. Sen canını sıkma Hivedor dayı. Söyler misin neren ağrıyor?'' ''Hep karnım ağrıyor. Allah bilir hastalığım nasıl bir şey.'' ''Öksürdüğüne göre korkarım boğazın da ağrıyordur.'' ''Ağrımayan nerem var ki? Ecel geldi. Baş ağrısı bahane. Ah karnım.'' Geceliğin bir kandil kulübeyi ölgün ölgün aydınlatıyordu. Nastasya ile 10 kadar arabacı kimi yerde, kimi iskemlelerin üzerinde horultuyla uyuyorlardı. Yalnız hasta adam hafif hafif hırıldıyor, öksürüyor, fırının üzerinde bir o yana bir bu yana dönüyordu. Sabaha doğru büsbütün sessizleşti. Sabahın alacakaranlığında aşçı kadın uykulu uykulu gerinirken şöyle anlatıyordu. ''Rüyamda bu gece şaşılacak bir şey gördüm.
Hivedor dayı fırının üzerinden inmiş, avluya odun kesmeye çıkmış. Nastasya, ver şu baltayı diyor. Sana yardım edeyim. Sen odun kırabilir misin diyorum. Ama elimden baltayı kapıyor, vurmaya başlıyor. Öyle atik, öyle becerikli kırıyor ki yongalar havada uçuşuyor. Nasıl olur diyorum. Sen hasta değil miydin? Hayır, ben sağlamım diyor. Sonra baltayı öyle bir savurdu ki ödüm patladı. Bir çığlık atmışım. O sırada gözlerimi açtım. Ne dersiniz? Adamcağız ölmüş müdür? Hivedor dayı, Hivedor dayı. İşitiyor musun beni? Fyodor'dan ses çıkmıyordu. Uyanan arabacılardan biri, ''Öldü mü yoksa?'' dedi. Ocağın üzerinden sarkan kızılımsı, kıllı, cılız kol, soğuk ve sarımtıraktı. ''Ölmüş herhalde. Gidip hancıya söylemeli.'' Fyodor'un akrabası yoktu. Kimsesizdi. Ertesi gün koruluğun ötesindeki yeni mezarlığa gömdüler. Nastasya gördüğü rüyayı ve Fyodor dayının öldüğünü ilk olarak kendisinin bildiğini birkaç gün her önüne gelene anlattı. Bahar gelmişti. Şehrin ıslak sokaklarında gübreli buzlar arasında şen derecikler şırıldıyordu. Kıyafetlerin renkleri, yürüyen insanların konuşmaları parlak ve canlıydı. Çitlerin arkasındaki bahçeciklerde ağaçların tomurcukları patlamak üzereydi. Serin esintiyle birlikte dallar belli belirsiz sallanıyordu. Duru damlalar dallardan süzülüyor, sonra yere düşüyorlardı. Serçeler karmakarışık cıvıldaşıyor, küçücük kanatlarıyla pırpır ediyorlardı. Çitlerin, evlerin, ağaçların güneş düşen yerlerinde her şey kımıl kımıl ışıl ışıldı. Yeri göğü dolduran tüm canlılar insanların yüreklerindeki aynı sevinçle, aynı yaşama isteğiyle doluydu. Ana caddelerin birinde büyük bir konağın önüne taze saman serilmişti. Evde yurt dışına gitmek isteyen o ölümcül hasta hanımefendi yatıyordu. Odalardan birinin kapalı kapısının arkasında hastanın kocası ile yaşlı bir kadın ayakta beklemekteydiler. Sedirde elinde katlanmış bir şey tutan bir papaz gözlerini yummuş oturuyordu. Köşedeki Voltaire tipi koltukta yatan ihtiyar bir kadın, hasta kadının annesi, acı gözyaşları dökmekteydi. Yanında dikilen hizmetçinin elinde temiz bir mendil vardı. Hanımı isterse diye getirmişti. Bir başka hizmetçi ihtiyarın şakaklarını ovuyor, serinletmek için başörtüsünün altına kır saçlarına üflüyordu. Hasta kadının kocası kendisiyle birlikte kapının arkasında duran yaşlı kadına ''Hadi, İsa yardımcınız olsun.'' dedi. ''Size çok güveni vardır. Ayrıca onunla nasıl konuşacağınızı biliyorsunuz. Sizden bütün istediğim onu tam olarak ikna etmeniz, ölüme hazırlamanız.'' Kadına kapıyı açmak üzereyken kuzeni olan yaşlı kadın onu durdurdu. Mendilini birkaç kere gözlerine bastırarak başını salladı. ''Umarım ağladığım belli olmaz.'' Böyle diyerek kapıyı açtı. İç odaya girdi. Hasta kadının kocası çok heyecanlıydı. Hayli yorgun görünüyordu. Koltukta ağlayan ihtiyar annenin yanına gitmek için yürümüştü ki ona birkaç adım kala durarak geriye döndü. Odada biraz gezindikten sonra papaza doğru yürüdü. Papaz adama baktı. Kaşlarını kaldırıp ah çekti. Bu sırada kır düşmüş ufak sakalı kalkıp indi. Adam, ''Aman Tanrım!'' diyerek içini çekti. ''Ne gelir elden?'' Böyle söylerken kaşları ve sakalcığı bir daha havaya kalktı, indi. Adam hemen hemen umutsuzluk içindeydi. ''Kayınvalidemin halini görüyorsunuz. Nasıl dayanacak bilmem. Onun gibi sevmek görülmedik bir şey. Peder, lütfen kadıncağızı yatıştırıp evden gitmesini sağlar mısınız?'' Papaz ayağa kalktı. Yaşlı kadına, hastanın annesine yaklaştı. ''Efendim, anne yüreğindeki duyguların derinliğini Tanrı'dan başka kimse bilemez. Şurası bir gerçek ki Tanrı bağışlayıcıdır.'' Kadın sakinleşinceye kadar papaz konuşmasını sürdürdü. ''Tanrı esirgiyicidir. Size şunu arz edeyim. Benim köyde Maria Dmitrievna'dan daha ağır bir hasta adam vardı. Ama inanır mısınız? Bir gün cahil bir esnaf
otlarla onu kısa zamanda iyileştirdi. Adam şimdi turp gibi. Moskova'da yaşıyor. Vasili Dimitrevich'e söyleyip duruyorum. Bir de şu esnafa gitmeli. En azından hasta için avunma kaynağı olurdu. Tanrı güçlüdür. İhtiyar kadın içini çekti. Hayır, kızım artık yaşayamaz. Şurada benim gibi bir yaşlı dururken Tanrı onun canını alıyor. Ve histerik hıçkırığı üzüntüsünü unutturacak kadar çoğaldı. Hastanın kocası yüzünü elleriyle kapadı. Koşarak dışarı çıktı. Koridorda birbirlerini kovalayarak koşuşan kızı ile oğluna rastladı. Çocukların dadısı adamı görünce, "Çocukları annelerine götürmemi buyurmaz mısınız?" diye sordu. "Hayır, onları görmek istemiyor. Görürse sinirleri iyice bozulur." Oğlan bir dakika durdu. Babasının yüzüne dik dik baktı. Sonra bir ayağıyla tekme atıp neşeyle bağırdıktan sonra koşmaya başladı. Koşarken kız kardeşini göstererek, "Babacığım şuna bak, Yağız at gibi!" diye bağırıyordu. Bu arada öteki odada adamın kuzeni olan yaşlı kadın hastanın başucunda oturuyor, ustalıkla yönettiği konuşmayla onu ölüm düşüncesine hazırlıyordu. Doktor pencerenin önünde ilaç karıştırmaktaydı. Sağına soluna yastık konularak oturtulan beyaz sabahlıklı hasta kadın konuşmadan kocasının kuzeni yaşlı kadına bakıyordu. Bir ara diğerinin sözünü keserek, "Ah dostum," dedi, "benimle böyle konuşmayın. Çocuk değilim artık. Hristiyanım ve her şeyi çok iyi biliyorum. Çok yaşayamayacağımı da, kocam sözümü dinleyip İtalya'ya götürseydi belki hatta %100 iyileşeceğimi de biliyorum. Oraya gitmemiz gerektiğini herkes söyledi. Ama elden ne gelir? Tanrı böyle istemiş. Anlıyorum. Günahımız çok ama Tanrı'nın bağışlayıcılığına güveniyorum. Bu dünyada herkes affedilecektir. Kendimi anlamaya çalışıyorum. Benim günahım da çoktur dostum. Bu yüzden çok acı çektim. Acılara sabırla dayanmaya çalıştım. Öyleyse papazı çağıralım mı? Dua okunurken daha da rahatlarsınız." Hasta kadın evet anlamında başını eğdi. Sonra da, "Ulu Tanrım, ben günahkar kulunu bağışla," dedi. Yaşlı kadın dışarı çıkarak papaza göz kırptı. Hastanın kocasına gözlerinden yaşlar aka aka, "Sanki bir melek," dedi. Adam da ağlamaya başladı. Papaz hastanın odasına girdi. İhtiyar anne kendinden geçmiş uzun koltukta yatıyordu. Birinci oda büsbütün sessizleşmişti. 5 dakika sonra papaz odadan çıktı. Kalpağını çıkarıp saçlarını düzeltti. "Çok şükür. Şimdi daha sakin," dedi. "Sizi görmek istiyorlar." Kocasıyla kuzeni içeri girdiler. Hasta aziz tasvirine bakarak sessiz sessiz ağlıyordu. Adam, "Kutlarım seni," dedi. İnce dudaklarında hafif bir gülümsemeyle dolaşan hasta kadın ağır ağır konuşuyordu. "Teşekkür ederim. Şimdi çok daha iyiyim. Anlaşılmaz bir haz duyuyorum. Tanrı ne kadar bağışlayıcıymış. Doğru değil mi? Tanrı esirgiyicidir. Her şeye gücü yeter." Islak gözleri duvardaki tasvire çakılmış gibiydi. Coşkulu yakarışlarına hiç ara vermiyordu. Sonra birden hatırına gelmiş gibi kaş göz işaretiyle kocasını yanına çağırdı. Zayıf, üzgün bir sesle, "Ne zaman bir isteğimi yerine getireceğini göreceğim," dedi. Kocası boynunu uzattı. Saygıyla dinlerken sordu. "Ne istiyorsun hayatım?" "Sana kaç kere söyledim. Bu doktorlar bir şey bilmezler. Basit hekimler vardır. İnsanı kolayca iyi ederler diye. Bak peder de söyledi. Bir esnaf varmış, ona gidelim." "Kime hayatım?" "Ah Tanrım, beni neden anlamak istemiyorsun?" Sonra yüzünü buruşturdu. Gözlerini kapadı. Doktor hastaya yaklaşarak kolunu tuttu. Nabız fark edilir derecede gitgide zayıflıyordu. Adama göz kırptı. Hasta bunu görerek korkuyla çevresine bakındı. Kuzeni arkaya döndü.
ağlamaya başladı. Ağlama, dedi hasta kadın. Hem kendini hem de beni üzüyorsun. Son gücümü de şu ağlaman alıyor. Kuzeni hastanın elini öptü. Sen bir meleksin. Meleksin sen. Hayır, şuradan öp. Yalnız ölülerin eli öpülür. Aman Tanrım. Aman Tanrım. O akşam ölen hasta kadın büyük evin salonunda bir tabuta konuldu. Kapıları kapalı geniş odada bir papaz yamağı burnundan çıkan ölçülü sesiyle zebur okumaya başladı. Parlak bal mumu ışığı yüksek gümüş şamdanlardan ölünün soğuk alnına, bal mumu renginde ellerine, diz ve ayak uçlarında korkunç bir şekilde kabaran örtünün taşlaşmış kırışıklıklarına düşüyordu. Papaz yamağının tek düze bir okuyuşu vardı. Bir şey anlamadan ağzından dökülen sözler sessiz salonda garip bir şekilde çınlayarak kayboluyordu. Ara sıra uzak bir odadan çocuk sesleri, ayak patırtıları geliyordu. Zebur'un sözleri şöyleydi. Yüzünü örtersin, utanırlar. Canlarını alırsın, ölürler. Küle dönerler. Ruh gönderirsin, canlanırlar. Yeryüzünü şenlendirirler. Tanrı'ya sonsuz hamdolsun. Ölünün yüzü katı, durgun ve ürkütücüydü. Temiz soğuk alnında da, sertçe kapanmış ağzında da hiçbir kıpırdanma yoktu. Bir ay sonra kadının mezarı üzerinde taş bir anıt yükseldi. Arabacının mezarında ise hiçbir şey yoktu. Yalnızca bir insanın geçmiş varlığının tek belirtisi olarak toprak tümseyinin üstünde körpe yeşil otlar büyümüştü. Günün birinde menzil hanındaki aşçı kadın, ''Serega!'' dedi. ''Hivedor'un mezarına taş dikmezsen günaha girersin. Kış gelsin diye oyaladın durdun. Peki verdiğin sözü niçin tutmuyorsun? Hepimiz işittik. Biliyorsun, kendisi bir kere sana geldi. Taşını dikmezsen bir daha gelir boğar seni vallahi.'' ''Serega, dikmeyeceğim diyen var mı?'' ''Dikeceğim. Hem de 1,5 rublelik taş alıp dikeceğim. Sözümü unutmadım. Ama taşı çok uzaktan getirtmek gerek. Şehre işim düşerse alırım.'' Yaşlı bir arabacı oradan atıldı. ''Bari bir haç dikeydin. Böylesi büsbütün kötü. Adamın çizmelerini giyiyorsun.'' ''Haçı nereden bulayım? Ağaçtan yontamazsın ya.'' ''Şunu söylediğine bak. Ağaçtan yontamazmış. Eline bir balta al, erkenden ormana git. Ağaçlardan birini kesiver. Diş budak mı olur yoksa başka bir cins mi? İşte sana haç. Daha olmadı, korucuya bir şişe içki götürürsün. Sana kesiverir.'' Erkencecik, henüz şafak sökerken Serega bir balta aldı. Ormana yollandı. Henüz güneş ışınlarının aydınlatmadığı yeni düşmüş çiğin donuk örtüsü her şeyi kaplamıştı. Ufkun doğuya düşen bölümü ince bulutların sardığı gökyüzünde güneşin aydınlığını yansıtırken belli belirsiz ağrıyordu. Ne yerde bir otçuk ne de dallarda bir yaprak kıpırdıyordu. Ormanın sessizliğini bozan tek ses ağaçların sık dallarından gelen kanat çırpmaları, bir de arabacının yürürken otlarda çıkardığı hışırtılardı. Derken ansızın tuhaf, tabiata yabancı bir ses işitildi. Sonra bu ses ormanın kıyısında donup kaldı. Sonra aynı ses bir daha duyuldu. Ağaçlardan birinin gövdesi bu gürültüyü bir teviye takırtılarla çevreye yaymaya başladı. Takırdayan ağaç garip bir şekilde sarsıldı. Gürbüz yapraklar kendi aralarında bir şeyler fısıldaştılar. Dallardan birine konmuş olan bir nar bülbülü kanatları ıslık çalarak 2 kere pırpır etti. Kuyruğunu sallaya sallaya başka bir ağaca kondu. Balta alttan ağacı oydukça, ağaç giderek artan boğuk sesler çıkararak kütürdüyor, yaş, beyaz yongalar çiğ düşmüş otlar üzerine saçılıyordu. Derken vuruşlarla birlikte hafif çatırtı işitildi. Ağaç bütün gövdesiyle titredi. Biraz eğildi. Sonra her kökü üzerinde korkuyla irkilerek yeniden doğruldu. Bir an için her şey sustu ama ağaç bir daha eğildi. Gövdesinden yükselen çatırtılar çoğaldı.
budakları kırılıp dalları alta doğru sarkarak baş aşağı kara toprağa devrildi. Balta takırtıları, ayak sesleri bıçak gibi kesildi. Nar bülbülü kanat çırptı. Daha yükseklere uçtu. Kanatlarıyla dokunduğu bir dalcık bir süre sallandı. Sonra öteki dallar gibi dondu kaldı. Yeni açılan boşlukta kımıltısız dalların yaprakları daha bir diri görünüyordu. Güneşin ilk ışıkları arkası görünen bulutu delip gökte parladı. Sonra yavaş yavaş her yere yayıldı. Koyu renkteki sis çukurlarda harelenmeye, çiğ damlaları yeşilliğin üzerinde ışıl ışıl oynamaya başladı. Ağaran saydam bulutlar mavi gökte şuraya buraya dağıldı. Kuşlar ormanın sık yerlerine uçuştular. Sanki yok olmaktan zor kurtulmuşlar gibi mutlulukla cıvıldaştılar. Semiz yapraklar sevinçli bir durgunluk içinde dallarında fısıldamaya başladılar. Ayakta kalan ağaçların tepeleri, yerde yatan ölü ağacın üzerinde saygıyla usul usul salındılar.